Kalkmayın lütfen. Can biraz gelin. Can. Adana'daki hasta verileri, sunulan sağlık hizmetlerimizin durumu ve çözüm talep edilen hususlar hakkında bilgi alma ve istişare etme fırsatı bulduk. Adana, dinamik nüfusuyla geniş bir bölgenin cazibe merkezi. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Türkiye'nin en kalabalık 6 ilinden biri. Buna paralel olarak sağlık alanındaki ihtiyaçları gelecek vadede artmaya devam edecek. Koronavirüs salgınıyla birlikte değişen ihtiyaçlara şehir hastanemizin sağladığı kapasitenin ve esnek yapılanmanın ne kadar fayda sağladığını gözlemledik. Adana bu açıdan tüm ülkemize örnek olan bir il oldu. Az önceki görüşmemizde Sayın Valimiz de il merkezimiz ve ilçelerimizde yapılmış yatırımlara rağmen Adana'nın ihtiyaç duyduğu farklı yatırımlar ve proje çalışması yapılan sağlık testleri hakkında değerlendirmelerimizi de yapmış olduk. Değerli basın mensupları, Mart ayından beri büyük mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında geçtiğimiz ay bildiğiniz gibi tekrar bir şiddetlenme yaşadık. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçmişti. Ancak biliyorsunuz bu artış ülkenin her yanında eşit oranda olmadı. Bazı illerimizde hasta sayılarında istemediğimiz yükselişler gördük. Bu bölgelere acil müdahalelerimiz oldu. Bazı illerimiz ve bölgelerimizde ise sağlam tedbirler ve vatandaşlarımızın duyarlı sayesinde sıkıntı yaşamadık. Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik. Ülke genelinde vaka sayılarının ve sağlık kuruluşlarımızdaki yükün giderek azaldığını hepimiz görüyoruz. Ancak bu iyi gidiş bizi asla ve asla rehavete sürüklememeli. Valilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Burada bize güç katacak olan vatandaşlarımızın dikkati ve kurallara riayeti olacaktır. Adana az önce değindiğim gibi nüfusu yoğun olan bir ilimiz. Ayrıca pek çok ile geçiş kavşağı olması nedeniyle Adana önemli bir insan hareketlinin merkezinde. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerde hastanelerimizdeki yoğunluk sizlerin de malumu. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyük şehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Adana Eylül ayında salgındaki pikini yaşadı. Yüksek seyreden hasta sayılarına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle vaka sayılarını kontrol altına almaya başladık. Son iki haftada vaka sayımız 1/3 oranına indi. Yani başka bir deyişle Adana'da vakamız Eylül başından itibaren en yüksek olan seviyesinden yaklaşık %66 oranında azalma gösterdi. Adana'da COVID polikliniği başvuruları da bu dönemde azaldı. Son dönemde bu azalış %60 oranında oldu. Yani Adana'da COVID polikliniğe müracaat eden hasta sayısı %40 oranına kadar inmiş oldu. İlimizdeki yatak doluluk oranımız ise %59, yoğun bakım %74, solunum cihazı doluluk oranımız ise %30. Bu anlamda bir sorun olmadığını çok rahatlıkla söylemek mümkün. Buradan Adanalı hemşehrilerimizi bir konuda uyarmak istiyorum. İstatistiklerimize göre büyüklerimizi yeterince koruyamadığımızı görüyoruz. 60 yaş üstünün hasta oranı bu yaş grubunun nüfusa oranından %50 oranında fazla. Bu yaş grubunun hastalığı daha ağır geçirdiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Adana'da büyüklerimizi
daha iyi korumak noktasında bir gayret içinde olmamız gerekiyor. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak. Her fırsatta altını çiziyorum. Temaslıları ne kadar erken tecrit edebilirsek salgın kontrolünde o kadar başarılı oluruz. Türkiye dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi yapan ülkelerden biri. Bu gücümüzü Adana'da da yoğun şekilde sahaya sürdük. Bugünlerde bunun etkisini de görüyoruz. Adana'da şu an 228 filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor. Her ekip bildiğiniz gibi 3 kişiden oluşmakta. Türkiye genelinde temaslıların taraması ortalama şu dönemde 7,5 iken Adana'da 6,5 saate kadar inmiş oldu. Bu Türkiye ortalamasının da altında. Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen her taviz yeni hastalar olarak dönüyor. Bu anlamda Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Az önce bahsettiğim gibi bugün bölgedeki durumu yerinde görmek, acil müdahale gerektiren konularda çözüm üretmek için buradayız. Buradan ayrıldıktan sonra Adana Şehir Hastanemizi ziyaret edeceğim. Devamında bölge toplantısı olarak Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin ve Osmaniye il değerlendirme toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Bu toplantılarda il sağlık müdürlerimiz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizin katılımıyla 7 ilimizdeki güncel durumu, ihtiyaçları, sağlık altyapısını detaylarıyla inceleyeceğiz. Bölgede alınması gereken yeni tedbirleri de istişare etmiş olacağız. Şimdilik müsaadenizi istiyorum. Yoğun bir programımız olacak. Hastane ziyareti ve 7 ilin değerlendirmeden sonra sizlerin karşısına geçip sorularınıza cevaplandırmış olacağım. Hepinize teşekkür ediyorum.